O anda çekilen bir fotoğraf karesi. Lütfen videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Önce gündüzünde Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim akşamı verilen o fotoğrafı hatırlayalım. Beştepe Külliyesi'nin harekat merkezinde başkomutan sıfatıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ilgili bakanlar, askeri ve istihbarat makamlarının tepe yöneticileri, AK Parti yönetiminden birkaç kişiyle birlikte. Erdoğan, sahadan gelen bilgi ve görüntülerle harekatı hem izleyip hem de talimatlar veriyor. Ekranda haritalar açılmış, SİHA'ların çektiği görüntüler aynı anda toplantının yapıldığı salona ulaştırılıyor. Bir yandan da harekat merkezindeki ilgili isimler, izlenen görüntülerin ne anlama geldiği, harekatın sahada nasıl yürütüldüğüne dair anlık bilgilendirmeler yapıyor. Dikkat çekici iki görüntü yansıyor ekrana. Birincisinde TSK'nın karadan Suriye topraklarına girdiği anlarda SİHA'ların verdiği görüntüler var. Askerin ilerlediği güzergahın 2 kilometrelik önü görüntülerle tanınıyor. Herhangi bir tehdit söz konusu olduğunda anında müdahale ediliyor. Bu şekilde aynı zamanda karadan ilerleyen asker için havadan alan açılmış oluyor. İkinci görüntüde ise yaklaşık 20 kişilik silahlı bir YPG'li grubun Tel Abyad'ın dışında bir ağacın altında toplandıkları görülüyor. O sırada harekat merkezinde hava kuvvetlerinden yetkili bir ismin "Şimdi oraya bir bomba düşecek" sözü duyuluyor. Öyle de oluyor. Harekatın başlangıcından birkaç gün sonra Trump, "Hava üstünlüğünüz yoksa hiçbir şey yapamazsınız" derken, Soçi mutabakatının hemen ardından Putin'in sözcüsü, "150 saat içinde çekilmezlerse Türk ordusu YPG'yi ezer geçer" ifadelerini kullanırken, muhtemelen kendi kaynaklarından gelen bilgiler çerçevesinde bu sözleri sarf etmişlerdir. Bu resmin arkasını dolduran iki faktörden söz edebiliriz. Birincisi, Afrin'e Zeytin Dalı operasyonunda olduğu gibi burada da yerli sanayi ürünlerinin yüksek katkısı. İkincisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orkestra şefliğinde birbiriyle uyumlu, müzakere yeteneği güçlü, hızlıca senkronize olabilen bir ekibin bulunması. Mevkilerini biliyorsunuz, ben isimleri sayayım. Mevlüt Çavuşoğlu, Hulusi Akar, Hakan Fidan, İbrahim Kalın, Fahrettin Altun. Erdoğan'ın dış politika ve güvenlik meseleleriyle ilgili alanlarda birlikte çalıştığı, yapılan müzakerelere dahil ettiği, gittiği yurt dışı gezilerinde yanında ayırmadığı isimler bunlar. Geçen hafta Salı günü Soçi için seyahat planlaması yapılırken öncesinde böyle bir anlaşma çıkacağına dair işaret yoktu. Daha doğrusu Soçi'den ne çıkacağı tam olarak bilinmiyordu. Hatta o gün o müzakerelere katılan isimlerden biriyle konuşurken Barış Pınarı ve ABD ile varılan mutabakat sonrası oluşan yeni zemini Ruslarla tartışmak için gidiyoruz. Bir yerden başlayacağız dediğine tanıklık etmiştim. Moskova'dan gelen Başkan Putin, Türklerin nasıl bir planı olduğunu görmek istiyor ifadesinde karşılığını bulan açıklamaları da Soçi'den ne çıkacağına dair net bir öngörüde bulunmayı zorlaştırıyordu. Soçi'ye vardıktan hemen sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sadece bir tercümanın bulunduğu bir odadan Putin'le baş başa çekilmiş görüntüleri yansıdı. Devamında 6 saat boyunca başka bir resim verilmemesi ama görüşmenin de uzadıkça uzaması buradan kesin bir şeyler çıkacak beklentisini beraberinde getirdi. Nitekim öyle de oldu. Ama sonradan anlaşıldı ki Erdoğan ve Putin dışındaki heyetler de başka odalarda harıl harıl çalışmışlar. Suriye'nin kuzeyi A, B ve C diye ayrılan 3 harita üzerinden müzakere edilmiş. İki lider kendi aralarında belli bir mutabakata vardıktan sonra iki ülkenin savunma ve dışişleri bakanları sık sık Erdoğan ve Putin'in bulunduğu odaya çağrılmışlar ve aldıkları talimatlar üzerinden kendilerine tahsis edilen bir başka odada kendi çalışmalarını yapmışlar. Dün o anlardan birinden çekilmiş bir fotoğraf karesi gördüm. Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov önlerindeki metne gömülmüşler, hararetli bir şekilde işi bağlamaya çalışıyorlar.
Hemen arkalarında ayakta duran MİT Başkanı Hakan Fidan dikkatli ve her an konuşulanlara dahil olmaya hazır bir görüntü veriyor. Etrafta bulunan 10 kadar isim de matematik problemi çözen 2 kişinin etrafında o problemin nasıl çözüldüğünü anlamaya çalışır gibi meraklı gözlerle dikkatlerini orada toplamışlar. Günün sonunda nasıl geçeceği önceden kestirilemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir hal çaresi bulmamız lazım diyerek gittiği Soçi'den 10 maddelik o uzlaşı metni çıktı. 150 saatin dolması bekleniyor şimdi. Yarın akşam 18 itibariyle YPG'nin Suriye'nin kuzeyinden çekilip çekilmediği belli olacak. Bu noktada çekilse de çekilmese de yani her iki senaryoya göre de YPG'nin kaybetmeye devam edeceğini öngörebiliriz. Türkiye içinse Barış Pınarı Harekatı için düğmeye basıldığı ana göre de Soçi'ye gidilmeden önceki atmosfere göre de tahmin edilenin de ötesine geçen çok daha avantajlı bir noktaya gelinmiş görünüyor. Bundan sonra bu avantajın sahadan ve masadan yeni skorlarla desteklenmesi halinde böyle bir durum Türkiye için temel bir beka sorununun çözülmesi anlamına gelecektir. Yeni Şafak. Evet arkadaşlar, okumuş olduğum köşe yazısında da tekrar anlamış olduğumuz üzere Erdoğan'ın Rusya'da yaptığı görüşme çok çok önemliydi. ABD'ye verilen süreden sonra Erdoğan'ın Rusya'ya gidip ekibiyle birlikte Türkiye için bir şeyler yapması, Türkiye için yeni mutabakatlar imzalaması çok çok önemliydi. Yani okumuş olduğum yazıda da gördüğünüz gibi köşe yazısında orada bulunan bir isimlerden biri de Hakan Fidan'dı. Hakan Fidan daha önceki videolarımda söylediğim gibi Türkiye için çok önemli bir değer. Belki Cumhurbaşkanımızdan sonraki isim de diyebiliriz. Türkiye'nin başında bulunacak olan sonraki isim diyebiliriz. Ve Soçi'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin'in baş başa görüşmesi çok dikkatlerden kaçmadı. Çok konuşuldu. Cumhurbaşkanımızın baş başa Putin'i bir şekilde ikna ettiği ve 10 maddelik mutabakat imzalattırdığı ve bu zaferle Rusya'dan döndüğü günlerce konuşuldu Türkiye'de. Böyle bir mutabakatın ardından Rusya'ya 150 saatlik süre verildi. Bu 150 saatlik süre yarın akşam dolmak üzere. Yarın akşam eğer YPG güçleri bölgeden arındırılmazsa Türk ordusu kaldığı yerden operasyonlara devam edecektir. Ve bu anlamda Suriye'nin YPG güçlerinden, PKK güçlerinden tamamen arındırılması, tamamen oralardan, o yurtlardan temizlenmesi söz konusu olacak inşallah. Allah'ın izniyle yarın akşam yeniden bir Türk ordusu operasyonu başlamış olabilir. Bunlara şahit olabiliriz arkadaşlar. Şimdilik gözler YPG'de, o bölgeden YPG'nin çekilmesi için verilen sürenin dolmasında. Belki de operasyona da gerek kalmayabilir. Rusya Amerika'ya benzemez, Trump'a benzemez Putin. Belki de yarın akşam o bölge, yarın akşama kadar o bölge tamamıyla boşaltılmış olur ve Türkiye için daha kolay bir şekilde güvenli bölge oluşturulmuş olur diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar, bu konuyla ilgili sizlerin de görüşlerini almak isterim. Yorumlarda o güzel görüşlerinizi belirtebilirsiniz, yazabilirsiniz arkadaşlar. Instagram'dan bize ulaşmak isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Kullanıcı adımız izlemek bedava. Bazen orada da canlı yayınlar yapıyorum. Oradan takip edebilirsiniz. Özel bir mesaj varsa yazıp gönderebilirsiniz arkadaşlar. Hepinizi Instagram'a da bekliyorum.
Bu videoda evet arkadaşlar, bir sonraki videoda yine görüşürüz. Kendinize